Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Şöyle ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tost yapıyorum. Ali Beyciğim geldi. Neredeydi? Cansu'nun yanındaydı tabii ki. Sonrasında biz de böyle Caner'cimle kalktık. Şöyle. Sonrasında güzel bir tost yapalım istedik. Ali'ye de dedim ki kaşar peyniri alır mısın dilimlilerden dedim. O da sağ olsun almış. Şöyle güzel bir tost yapalım. Çay demledim. Azıcık böyle fazla olsun kaşar. diyet tost olsun. Şöyle çevireyim. Altına üstüne de vermiş olsun. Tamam. Şöyle alalım. Bir güzel hafif bir, yani hızlı bir kahvaltı yapalım. Sonra ben evin işine gücüne dalacağım inşallah. Çayımı demledim dediğim gibi. Kaldıralım döküntümüzü de tostumuz da pişsin. Kahvaltı masamız hazır arkadaşlarım. Şöyle Ali şimdi güzel bir kahvaltı yapalım bakalım. Söyle söyle Becerim. Arkadaşlarım kahvaltımızı yaptık. Bizimkiler Deniz için hazırlık yapıyorlar. Ben de akşamdan yıkanan bulaşıklarımızı yerine yerleştiriyorum. Şurayı bir halledeyim. Tezgahımı bir halledeyim. Diğer işlerime geçiş yapacağım. Arkadaşlarım mutfağı toplamamla karıştırmam bir oldu diyebilirim. Karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Şeftalili kek yapacağım. Buzdolabımızda 3-4 tane şeftalimiz var. Bu ara bayağı bir meyve almışız. Üzüm var, karpuz var, şeftali var. Siyah üzüm, sarı üzüm işte. Ondan sonra dedim hadi şeftalileri değerlendireyim. Aynı zamanda yemek kanalıma da kek tarifini yükleyeyim istedim. Instagram hesabım yok Elizciğim. Kekin tarifini verir misin diyen arkadaşlarımız oluyor içinizden. Ondan sebep yemek kanalıma da hızlı bir şekilde dönüş yapmak istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Malzemelerimi hazırlamaya başladım. Yoğurdum var mı diye bir baktım arkadaşlar. Yoğurdum var, yeterince var. Ama onu aldıktan sonra bitecek. Unumu ayarlıyordum. Un kabımı getirdim işte. Unumu baktım, ölçüsü yetmedi, çıkışmadı. Yeni aldığım unu hemen aktaracağım un kabıma. Ondan sonra güzel bir şeftalili soslu kek yapacağız sizlerle. O zaman bana kolay gelsin, hemen kekimi fırına süreyim. Kekim fırında pişerken evimin diğer işlerine devam ederim. Şimdi gördüğünüz gibi kekimi fırından çıkardım, sosladım, dilimledim.
Birazcık daha şuna sığacak kadar nasıl ayarlayacağım onu? Cansucuğuma götürmek istiyorum. Nazlı'yı merak ediyorum. Bir çocuğumun yanına gideceğim. Nasıl yapsak? Şöyle. Şu olur herhalde. Herhalde alır. Bakalım. Şu alttan da bir kaldıralım da. Parçalanmasın. Araba yok. Araba Ali Bey'de. Ali Bey nerede? Baba oğul balık tutmaya gittiler. Tam oldu. Şurada bir dilim koysam yeterli olur mu ki? Azıcık daha götürsem. Çok seviyorlar. Çok da güzel oluyor vallahi. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin güzel arkadaşlarım. Şöyle. Onu da sıkıştırdım bakın. Oldu oldu. O zaman hemen kapağımızı kapatmayalım. Bunu da böyle fırına atmayalım. Şurada birazcık sıcağı çıksın. Kapatırsam hamurlaşabilir. Ben de üstümü giyeyim. Çıkıyorum. Çıktım arkadaşlar. Kekimi de aldım. Hatta kürdan da aldım. Onu gidince gösteririm size. Güzel de bir kombin yaptığımı düşünüyorum. Şöyle. Vallahi spor ayakkabımı giydim. Çantayı değiştirmedim. Kahverengi çantamla. Gidiyorum bakalım spor ayakkabımı giydim. Azıcık böyle çarşı yenesim var klinikten. Çok beğendiğim bir şey vardı. Onu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir gideceğim bakacağım. Son bir tane vardı. Kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. O zaman haydi gidelim. Kombinim de böyle. Ayağıma rahatça spor ayakkabımı giydim. Sandalete giyecektim. Sonradan dedim spor ayakkabımı giyeyim. Haydi bakalım. Arkadaşlarım, ben tarifi çekerken Ali Bey aradı. Yatmış denizin kenarına. Ah, keyif onda. Caner balık tutuyor. Çok beğenmemişler denizi. Bulanık deniz diyor. Dalga var biraz diyor. Balık tutuyoruz diyor işte Caner'le. Dedim keyfiniz bol olsun. Ay, ondan sonra dedim hadi beni oyalama video çekiyorum ben dedim. Öyle kapattık. Şimdi gidelim bakalım Cansucuğumun yanına. Nazlımız ne yapıyormuş? Nazlı'yı sevmek için gidiyorum arkadaşlar. Yarın diyafram fıtığı ameliyatı yapan hocasıyla görüşecekler. Sonrasında işte hani Nazlı ile alakalı ne yapılabilir, ne olabilir? Hani ameliyatı kaldırır mı, kaldırmaz mı? Kaç kilo olması lazım gibi şeyler konuşulacak galiba. Tam emin değilim. Yani şu an yapılması gereken bütün destekler yapılıyor. Aynı zamanda göz tedavisi de uyguluyorlar Nazlı'ya. Ha yavrum kurtulsa, şifasını bulsa. Çok istiyorum böyle. Ne kadar şükürsüzüz diyorum biliyor musunuz arkadaşlarım? O hayvanın böyle nefes almaya çalıştıkça yani böyle diyorum ki ne kadar şükürsüzüz. Ne kadar kıymetli bir nefes. Rahatça nefes alıp vermek ne kadar kıymetli. Yani insan bir şeyleri kaybetmeden elindekinin kıymetini bilmiyor. Şükretmeyi bilmiyor, dua etmeyi bilmiyor. O yüzden Rabbim sağlığımızı, sıhhatimizi elimizden almasın güzel arkadaşlarım. Zor yani. O hayvan böyle nefes almaya çabaladıkça hani ben diyorum ne kadar şükretsek azdır ya Rabbim diyorum. Geçen gece solunumu sıkıntıya girdiği zaman yani böyle can çekişiyor sandım yani o kadar zor nefes alıp veriyordu ki. İşte neyse. Haydi gidelim Rabbim şükürsüz etmesin. Dilimizi duasız etmesin. Haydi şükredecek çok şey var baktığımız zaman. Çok şey var. Ve geldim arkadaşlarım. Geldim bakalım. Cansucuğum. Ne içiyorsun? Türk kahvesi mi? Filtre kahve. Azıcık soluklanayım da. Ne yiyorsun? Ha?
Hocam tortella, geldi de. Tortella mıydı? Hangi hocan geldi? İpek hocam, o getirmiş. Ha, sağ olsun. İpek hocan mı? Hangi bölüm? Lokumu kısırlaştıran. Ha. Ben de şeftalili kek getirdim çocuğuma. Hoş bulduk yavrum. Nazlı nerede? Ha, nasıl durumu? İyi. Bir daha göster. Nasıl durumu? İyiymiş. Ay bakayım Azmin'in hocuma. Onu bakmaya geldim. Annem, annem. Uyuyor. Hani bebeğim, bebeğim. Nazlı. Nazlı ben geldim ya annem. Bebekim ben geldim ya yavrum. Hı? Annem. Uş. Ne kadar tatlı can, ne kadar tatlı. Oy gözü de düzelmeye başlamış sanki. Tek gözünde de enfeksiyon var arkadaşlar. Kornea yırtığı varmış. Nazlı. Ay bebeğim Rabbim şifa versin. Rabbim şifa versin inşallah. Neyse. Gideyim ben. Gideyim de sen de uyu anne, uyu uyu. Aşkım. Ay bebeğim benim. Kurban oldu. O ağzını yerim. Neyse gideyim. Fazla da keyfini bozmayayım. Çocuğum. Koku mu aldın Cansucuğum? Ha? Dışarıya çıkmış herhalde. Koku mu? Koku mu aldın? Aradım ben seni, geri dönmedin. Çalmadım ki. Meşgul attın ya. Neyse bakalım. Bakın burada kim var? Ya ben kızıma şarj aleti getirdim. Ha, zıpır onu sahiplendi. Kemiriyor. Yaramaz. Yaramaz. Senin yaramazlığın yüzünden buraya ben ne getirdim? Zıpır kürdan getirdim. Çiçeklerin dibine, yani özellikle şunun dibine kürdan batıracağım arkadaşlar. Çünkü kökü ortaya çıkmış. Baksanıza sürekli toprağı yere saçıyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. O yüzden evdeki kürdanı getirdim. Biraz batıralım dibine. Minnoş'a da engel olmuş olsun. Nazlı'nın göz tedavisi uygulandı. Bir şeyler sürdüler gözüne işte, ben bilmiyorum. Nazlı. Nazlı gel annem. Bugün de solunumu iyi değil diyor Cansu. Ay yavrum. Ve zıpır. Ana dökmüş ya Cansu gene. Şeyi, toprağı. O hiçbir şey dinlemezdi. Hiçbir şey dinlemezdi. Daha önceden var mıydı ki acaba? Vallahi kürdan yerde. Ah zıpır ah. Nerede acaba? Şöyle kürdanları soktum dibine ama. Hani nerede? Ha, tuvalette de rahatsız etmeyelim çocuğu şimdi. Nazlı minnoşumu aldım şöyle omzuma teyzeleri. Azıcık dinlendireceğim böyle, azıcık seveceğim. Allah'ım şifa versin, baksanız. Oy minnoşum. Oy minnoşum. Ali Bey geldi arkadaşlarım, Ali Bey geldi. Balıkçı geldi, balıkçı. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Hani, hani balık pişireceğiz de bu akşam da. Nerede? Hangisi, Nazlı mı? Bunu mu yakaladınız Caner? Çiğ verdirmez belki ablan Caner. Ne diyor yine? Olsun, parazit yapar ya. Parazit gördüm. Şereye çalış. Caner. Bir yere sürme, kokar. Ha, istemedi. Kaç tane? Tek bir tane balığımız mı var? Ya tatlı var oğlum ya. Bakın siz benim kucağımdakine bakın. Oturdum kalkmıyorum buradan böyle. Cansu Beyza'ya geçti. Caner de Erkan'la beraber takılacak. Erkan Bafra'yı hiç bilmiyor. Caner'le bir dolanacaklar öyle. Biz de eve gidiyoruz. Karnımızı doyuracağız Ali ile beraber.
Sonra bir planlama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eve gidince anlatırım size. Yemeklerin altını açtım. Hemen karşınıza geldim. Şimdi azıcık anlatayım. Biz klinikte otururken Ali geldi işte biliyorsunuz. Orada otururken aslına bakarsanız ben yolda giderken kliniğe giderken Arzucum aradı. Yeliz'cim dedi ne yapıyorsun? Setteye geldik. Çay içeceğiz. Semaver var mıydı sizde? Hem semaver alın hem de gelin. Beraber çayımızı içelim oturalım dedi. Ben de dedim ki Ali, kocam yanımda olsaydı gelirdim Arzucum dedim. Nevzat söyledi dedi hani Ali abi balık tutmaya gitmiştir dedi. Aynen öyle dedim. Ali Caner'le beraber balık tutmaya gitti. Anca dedim böyle adam emekliliğinin tadını çıkarmaya başladı mı diyeyim. Ne diyeyim yani bugünü kendine ayırmış oldu. Ondan sonra dedim hani olsaydı gelirdik Arzucum dedim. Sağ ol dedim öyle kapattık. Az önce arabada gelirken Murat abi aradı. Hadi dedi hani gelin çaya gelin settedeyiz neredesin Ali abi falan deyince Yeliz'le eve geçiyoruz dedi. Cansu Beyza'ya gitti. Caner de Erkan'la takılacak dediğim gibi. Ondan sonra şimdi ben de yemeği ocağa koydum. Dün akşamdan yemeğimiz vardı. Balık yemeğimizden var. Ocağa koydum. Isınsın karnımızı doyuracağız. Gidecek miyiz gitmeyecek miyiz tam bilmiyorum ama muhtemelen gideceğiz. Çay içmeye gideceğiz. Bir karnımızı doyuralım bakalım ondan sonra şekilleneceğiz. Ali de hani yorgunum dedi ama ben de hani bir üstümde bir ağırlık var. Dünün yorgunluğu mu diyeyim artık ne diyeyim. Ondan sonra gideriz herhalde ya. Bir bardak çay içeriz şöyle açık havada sohbet muhabbet sonra da evimize döneriz. Yemek yendi. Makineler çalıştırıldı arkadaşlarım. Bulaşık makinemizi çalıştırdım. Eve gelene kadar biter. Akşamdan da yerleştirirsem rahat ederim. Çamaşır makinemi de çalıştırmıştım aslında. Bugün evden çıkmadan çalıştırmıştım. Arkadaşlar bu cam da ne kadar pis. Evden çıkmadan çalıştırmıştım. İçine de böyle kalıp sabun atmıştım. Şimdi Caner'in okul formaları beyaz. Lakosları. Azıcık dedim böyle parlak parlak olsun, güzel olsun. Kalıp sabun atmıştım böyle parça parça. Contaya sıkışmış kalmış arkadaşlar. Şimdi tekrardan yıkama yaptırmak zorunda kaldım. Eve gelince de kurutma makinesine atarım. Aslında şimdi kurutma makinesine atacaktım onu. Ama baktım böyle sabunlu olunca dedim bir daha yeniden yıkasın. Pantolonumu da değiştirdim. Beyaz pantolonu çıkardım. Geldim. Haydi gidelim bakalım arkadaşlarımızın yanına. Bir çay faslı yapalım. Boyuna geldik arkadaşlarım. Kızılırmağın kenarı. Şöyle telefonumu alayım. Şöyle göstereyim. Bütün Bafra burada diyebiliriz. Kızılırmağı görmüyorsunuz tabii de şu an. Hiçbir şey görmüyoruz. Yol görünüyor öyle. İleridedir. Nevzat abim aradı tekrardan neredesiniz diye. Geliyoruz dedi Ali de yoldayız dedi. Baksanıza insanlar hep buralarda. Akşamları buralar böyle kalabalık. Biz her ne kadar çıkamasak da. Bu yaz klinik işleriyle geçti. Önceki yazlarda da Ali Beyciğim hep yorgun oluyordu biliyorsunuz. Görev yorgunuydu. Böyle bir bulalım arkadaşlarımızı bakalım. Arkadaşlarımızı bulduk. Karşıdalar. Ama tabure lazım. Şimdi arabadaki taburelerin masamızdan tabure alacağız arkadaşlar. Almaya çalışıyoruz. Sen şimdi aralarsan ben alırım Ali. Şunu aç şeyini. Al iki tane. Tamam. Oldu. Burası bayağı bir. Üç tane mi? Bir tanesini bırak Ali. Üçüncüyü niye götüreceğim? Bir tanesini bıraksana. Ali, bizden başka kimse yok.
Bilemem yok olur mu olmaz mı? Ah, çaylar, çorbalar. Böyle iyi valla. Şöyle size ırmağı bir göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bakın. Merhabalar. Merhabalar. Selamun aleyküm. Ali, Ali. Hoş bulduk Nevzat abi. Siz de hoş geldiniz. Hadi bakalım. Çevir gazı yanmasın. 3 tane tabure aldı. Dedim bizden başka kimse yok. Oturun ben Murat abi. Sağ ol. Oturun ben. Çay çekirdek pastamızı bitirdik. Şimdi peş peşe gidiyoruz Arzucumlarla beraber. Kliniğe bir geçeceğiz. Acil oraya geçmişler bizimkiler de. Hasta gelmiş. Bir gidelim bakalım. Cansucuğumu da alırız eve. Gideriz hep beraber. Geldik. Arabamızı park edip hemen geçelim bakalım. Reyhanlar da geldi. Arkadaşlar, onların sütlacı kısırlaştırılacak. Daha kısırlaştırmadılar. Onu soracaklar herhalde, bir bakalım. Çener oturuyor. Reyhan, zıpır boncuk, sen dışarıda ne arıyorsun? Ha? İçeride aç kaldın da burada mı yiyorsun? Annem gel. Gel içeride ye yavrum, bir şey olur, bir şey. Bir şey. Gel annem, burada var senin maman. Sevmiyor musun bunu ya? Sıfır saklanın olmadı mı? Yok. Bak 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 bak. Gitme dışarı, dışarıdaki mama yiyor Reyhan. Köpek mamasını yiyor. Kedi maması mı tam bilmiyorum da. Zıpır. Çok yaramaz kız. Çok şişt, yaramaz. Şişt. Yaramaz bir şey sen. Reyhan koltukta misin? Oturuyoruz ya, kolumuzu ısırıyor, o kadar yaramaz, oyun oynuyor. Çuna. Çok oyuncu. Biz evimize geldik, şöyle bulaşık makinemi açayım. Bir güzel soğusun, hemen çamaşırlarımızı kurutma makinesine atmaya geçiyorum. Şöyle beyazlara ayarladım, kurutmaya başladı. Çek bizi ben dedi, çekeyim. Heh, oğluyla kavuştu. Özlemiş oğlum beni. Oğluyla kavuştu. Oy. Sana da öyle geliyor mu Ali? Kliniktekiler şimdi çok küçük olduğu için çok büyük gibi, böyle aşırı büyük görünüyorlar sanki ya. Bırakacağım seni. 1, 2, 3, hop. Kaçmadı ki, kaçmadı ki babası. Biliyorsun onun nereye gittiğini. Annem. Burada oğlum çubuğun. Burada annem çubuğun, bak burada. Ha? Ya. Çubuğumuz burada. Al babası. Neredeyse şey gibi, Meryem gibi bir şey deriz. Televizyonun sesini kısar mısın? Kazamayı. Yüzüm amacına ulaştı. Hoş sponim. Canlarım, can bacılarım, güzel arkadaşlarım. Ali'yi şimdi kapıdan uğurladım. Cansu'yu almaya gitti. Acil bir zehirlenme, kedi zehirlenme vakası gelmişti. Yavru bir de nasıl... minnoş, nasıl tatlı. Rabbim şifa versin inşallah. Cansu siz geçin, hani ben şu an gelemeyeceğim falan demişti. Biz de o şekilde gelmiştik. Şimdi Ali almaya gitti işte arkadaşlar. Saat 1'e 10 var. Bugün de böyle geçirdik arkadaşlarım. Bizim artık günlük rutinlerimizin içinde klinik olaylarımız da var biliyorsunuz. Çok şükür Allah'a. Gördünüz, hani izlediniz, izleyen arkadaşlarım her şeye şahit. Çok şükür evlatlarımıza, Erkan da bizim evladımız, artık öyle diyoruz. Kliniğini açtık, düzenini kurduk. Şu an sistemleri oturana kadar, tam anlamıyla böyle düzene girene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gidiyoruz, beraber yiyoruz, içiyoruz, uğruyoruz. Bizim ikinci evimiz oldu, gerçekten ikinci evimiz oldu arkadaşlarım. Çok şükür Allah'a, başka birinin yanında çalışmıyorlar. Başka birinin emir altında değiller, emir kulu değiller. Kendi işlerini yapıyorlar. Bundan sebep biz de çok rahat bir şekilde evladımızın yanına gidip gelebiliyoruz.
Bizim ikinci evimiz oldu. Yani klinik gerçekten bizim ikinci evimiz oldu. Orada hala böyle düzenlenmesi gereken yerler, ayarlanması gereken yerler var. Böyle çocuklar çok yoruldular. Tamam biz de yorulduk ama çok yoruldular. Tekrardan orada da böyle hani düzen için falan yorulsunlar. Mutfakta falan böyle yorulsunlar istemiyoruz. O yüzden tam anlamıyla böyle rayına oturana kadar yanlarında olmak için hala çabalıyoruz arkadaşlarım. Dediğim gibi böyle çarşıya gitsek hani bir uğrayalım edelim, bir kapımız oldu. Bir kapımız daha oldu. Bizim oldu çok şükür Allah'a. Niye geldin, niye ettin, hani fazla kaldın ettin diyen kimse yok. Bakın bu akşam Aslı'cım da geldi oraya. Dursun amcam da geldi. Reyhan'cım da geldi. Orada da yine böyle bir sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra dağıldık evimize geldik. Raylara oturana kadar evlatlarımızın yanında olacağız. Biz de artık hani bu tempo bizi de yormaya başladı aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi yani bu bir süreç yani şöyle 10 gün, 15 gün, 20 gün belki bir ay. Azıcık biz de şöyle kendi evimize kabuğumuza bir çekilmek isteriz herhalde bir zaman sonra. Çocukların düzene oturduktan sonra, tam anlamıyla oturduktan sonra. Öyle düşünüyorum güzel arkadaşlarım. Ben artık sizlerle vedalaşayım. Keyifle izlemişsinizdir. Umarım yüzünüz gülerek izlemişsinizdir. Dediğim gibi yani klinik de minnoşlar da bizim artık hayatımızın, rutinimizin bir parçası haline geldiler. Bilmiyorum nedenli mutlusunuz klinik videolarından, minnoşlardan ama günlük hayatımızı çekiyorsak hayatımızın içinde olan her şeyi de buraya aktarmaya çalışıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve yüzünüz gülerek izlemişsinizdir. Videom sonlandığında yüzünüz gülmüştür inşallah. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Artık bir sonraki videoda görüşene kadar Rabbime emanet olun. Allah kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz bütün güzel, hayırlı duaları, dilekleri kabul eylesin inşallah. Öptüm. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.